Kayınvalidem anlatırdı. Esas tarhana biziz derdi. Yıllarca esnaflık yaptı, kahvecilik yaptı. Sen erken bile kalkmıyorsun derdi. Şu anda hakikaten duygulandım. Çocuğun babasını anlatması, gururla anlatması bana keyif verecek. 1963 Seferihisar doğumluyum. Lise mezunuyum. 11-12 yıldır emlak sektöründe uğraşıyorum. Eski siyasetçiyim. Evliyim, iki tane kızım var. Annem babam 1956'da nişanlanmışlar, 57'de evlenmişler. Ablam 1958 yılında doğmuş. Ben ailenin üçüncü evladıyım. Annem Selanik kökenli. Babam da Seferihisar'ın yerli Arnavutlarından. Yani göçmen Arnavut değil, yerli Arnavutlarından. Babamın ismi Mehmet Kazım Tarhan'dı. Annem Nur Günal Tarhan. Allah rahmet eylesin ikisine de. 21 Ekim 2010'da babam öldü. Annemle aynı gün öldüler. Ölüm tarihleri aynı gün. Yani artık bu kader mi bilemiyorum yani. Annem de 21 Ekim 1977'de ölmüştü. Yani o akşam kalbinde pil vardı. 9 Eylül'de bekliyoruz. Dediler yani kalp durdu, pil çalışıyor şu anda. Bir baktım tarih 21 Ekim. Yani o da o saatte 33 sene sonra aynı gün o da vefat etti yani. Babam Seferihisar'da meşhur Tarhana sülalesinden. Annemin sülalesi de Güzel Ahmetler. Anneannem Selanik'ten gelmiş. İlk önce İstanbul işgalinde İstanbul'da oturmuşlar. Daha sonra Atatürk bunları Menemen'e gönderiyor. Orada yerleştiriyor göçmen oldukları için. Menemen'den tekrar Foça'ya gidiyorlar. Foça'da mücadeleye başlıyorlar. Babaları Selanik'te kalmış. O gelmemiş. Yani bir umut tekrar geri dönerler diye. Dönememişler tabii. Seferihisar gelişi de anneannemin akrabaları var. Büyükleri Karşıyaka'da oturan yine göçmen akrabaları. Onların vesilesiyle dedem Seferihisar'ın ilk öğretmenlerinden Hüseyin Efendi, Hüseyin Çelikoğlu, rahmetli Kemal Tarhan'la birlikte Seferihisar'ın popüler öğretmenleriymiş o zaman. Yani popüler dediğim, ya yokmuş başka zaten. Yani çok bilinen öğretmenlerindenmiş. Şimdi anneannemin yaşamı biraz dram. Şimdi Selanik'te doğu, İstanbul'a, İstanbul'dan Menemen'den Foça'ya, Foça'dan Seferihisar'a gelin geliyor. Öğretmen biriyle evlilik yapıyor ama dedem Ulamış'ta öğretmenlik yaparken o zaman tabii araç yok, motorlu araç yok. Eşekle gidip giriyormuş. Bir gün yine eşekle Ulamış'a gelirken Ulamış Köprüsü vardı eski. Orada hayvan ürküyor, eşekten düşüyor dedem. Köprüden aşağıya düşüyor. Yaşı da 40 yaş civarında falanmış yani. 40 yaşlarında düşüyor, beli meli kırılıyor. Ondan sonra o rahatsızlığı dedeme kansere çeviriyor, kemik kanserine. Genç yaşta ölmüş. Anneannem de 3 tane oğlan, 1 tane kız, 4 tane çocukla yaşam mücadelesine başlıyor genç yaşta. Hem eşi yok, hem 4 tane çocuk. Annem tabii fazla tahsili olmuyor ama zamanın güzel kızlarındanmış. Öyle anlatırlardı. Hala da 1977 yılında öldü. Sene 2022. Annemi tanıyan eskiler, şu anda Seferihisarlılar. Hala da mesela annemin işte endamından, güzelliğinden zaman zaman bahsederler. Çok genç yaşta öldü. 40 yaşındaydı öldüğünde. Kazım Tarhan da Seferihisar'da ailesi hayvancı, babalarından kalma. İşte onun da 4 tane kız kardeşi, 1 tane erkek kardeşi var. Aileden koptuktan sonra yani evlendikten sonra hepsi farklı iş alanlarında. İşte amcam Seferihisar'ın en bilinen esnaflarından rahmetli Ali Tarhan kahveci. Babam da ilk önce kamyonculuk yapmış. Daha sonra da mandıracılık yap, Karaburun tarafında. Babam mandalina eksperliği yapıyordu, bahçe eksperliği tüccarlara. Çalışkan bir adamdı, biraz dik kafalıydı. Fazla anlaşamazdık, çatışırdık kuşak olarak. Ama o da kendi Seferihisar'da belediye müzisyenliği yapmış, belediye başkan vekilliği yapmış bir adam. Dobra bir adam, sözünü esirgemeyen. O yüzden belediye başkanı farklı partiden, babam başka partiden olmasına rağmen belediye başkanı rahmetli Tayyar Orhan vekaletini babama bırakırmış. Yani kendi partisinden birine değil de babama bırakıp gidermiş. Ben de o yılları iyi hatırlıyorum. Kendim giderdim şeye çocukken, belediyeye sık sık babamın meclis toplantıları olduğu zaman. Orada meclis toplantılarını izlerdim. Sonradan bize de nasip oldu aynı şeyleri yapmak. Bakalım bizim çocuklarımıza olacak mı bilmiyoruz artık. Şimdi ben karakter olarak biraz şey bir tipim, böyle rahat bir tipim yani. Babam çok canı tezdi, böyle çalışkan adamdı. Hakikaten 75-80 yaşında işçi toplardı Seferihisar'dan. Onları mandalin bahçelerine getirir, onlara iş bulur. Tüccarın yanında işte kasasını getirir. Ben 30 yaşında sıkılırdım o işten, o 75 yaşlarında o işi yapardı yani. Onun için beni pek şey yapmazdı böyle, yani sen yapamazsın derdi.
sen işte beceremezsin derdi. İşte sen efendim erken bile kalkmıyorsun derdi bana. Dedim ya röportajın başında yani çok kuşak çatışmamız vardı. Ama şimdi ben bakıyorum, ben yavaş yavaş babama benzemeye başlıyorum. Yani hem fiziksel olarak hem mantıken düşünceler değişiyor yani. Onun düşüncelerini sanki alıyorum gibi geliyor bana. Baba derdim işte mandıracılık yapıyoruz zaman. Ya işte biz araba alalım, efendim kendimiz pazarlayalım ürettiğimiz ürünü falan. Yok derdi, sen yapamazsın derdi. Zor işler derdi. Borca giremem ben derdi. Borçtan da korkan bir adamdı yani. Böyle hep realite olsun. Yani elimde 10 lira sermaye var. 10 lira sermayeye göre iş yapabileyim, para kazanayım. Öyle bir mantıktı. Benim biraz daha şeyim vardı yani işte borca girelim, farklı işler yapabilirim. Ama ben de iş hayatımda düşünüyorum yani. Ben de öyle ne iş yaptıysam başarılı oldum. Yani biraz ona malum olsun yani. Kayınvalidem anlatırdı. Esas tarana biziz derdi. Yani şöyle söylerdi. Musağacık Kalesi'nde, Musağacık civarında dede çetecilik yapmış. Yani biraz asiymiş. Devlet şey yakalama çıkarıyor. Buradan kaçtığı söyleniyor şeye, Çeşme'ye. Çeşme'de tekrar bir daha evlendiği söyleniyor. Ama bunlar ispatlı değil. Ama ben orada Çeşme'de de Tarhan Soy isimli birilerini tanıyorum. Ama onlara gidip soruyorsun. Onlar da fazla bir şey bilmiyor. Onlar da dedem gelmiş diyor. Çeşme'de değilmiş, dışarıdan gelmiş diyorlar mesela. Bizde de böyle bir şey var. Tevatır diyelim. Ama şu anda ispatlı bir şey yok. Babamların Tarhan sülalesinin Tarhan soyadını alması soyadı kanunundan sonra akrabaları oluyor o şey yapan. Yani kayınvalidemin dedesi aslında. Biz kayınvalidemle akrabayız. Babam tarafı akraba. Soy isimlerimiz aynıydı yani. Dedem, babamın babası rahmetli Kemal Tarhan'a diyor ki biz diyor sizin soyadınızı alalım diyor. O da diyor tamam diyor. Yani ilk soyadını alan rahmetli kayınvalidemin dedesi alıyor ilk soyadını, Tarhan soyadını. Babamın dedesi de, babası da ondan şey yapıyor, yani izin alıyor. O şekilde oluyor. Kayınvalidem dediğim gibi bizim akrabamızdır. Nihal Ayşık olarak biliniyor. Cennet İsmail'in hanımı. Bizim sülaleden, Tarhan sülalesinden. Kocası da teyzesinin oğlu. Onunla evleniyor. O da çarşıda Cennet İsmail diye bilinir. Lakabı öyle. Yıllarca esnaflık yaptı, kahvecilik yaptı. Sonra büyükbaş hayvancılık yaptı. O da çarşının popüler insanlarından biri. O da güçlü kuvvetli böyle. İşte efendim böyle onunla bir kimse güreşemezmiş mesela. Plaja gittiğinde rahmetli Burhan Orhun Nur'la mesela göğüs tutarlarmış. İşte bu hepsini yenermiş. Babası, kayınvalidemin babası zaten o da dedem gibi, anne dedem gibi. Seferihisar ilk öğretmenlerinden Kemal Hoca, Kemal Tarhan. Onun da zamanında çok emeği var. O yaşayan gençlerin eğitiminde, öğretiminde çok emeği var. Hepsini Allah rahmet eylesin. Zaten hepsi özleniyor şu anda. Geçen gün bize soruyorlar sosyal medyada Seferihisar'ın neyini özlüyorsunuz diye. Ben Seferihisar'ın eskilerini özlüyorum. Yani fiziksel olarak değişiyor ama eski insanı bulmak zor. Yani ben de hatta yorum da yaptım yani. Ben eskileri özlüyorum. Kahveye gittiğim zaman işte Zübeyir Gülpınarlar, veteriner İlhan Beyler, Halim, Doktor Halimler, Fuat Akınlar, Çete Kemaller, Fakıroğlu Hasanlar. Bunlar kahvede oturdukları zaman hem etrafa neşe veriyorlardı hem de siyasi, ekonomik tartışmalar falan filan oradan derlerdi işte. Seferihisar'da iktidar buradan doğuyor, buradan işte batırılıyor diye sohbetler orada ama şimdi öyle bir ortam yok artık yani. Şimdi kahvede her baba çocuğu yanına almazdı. Kimisi git, hemen git derdi böyle yani böyle. Ben gider otururdum. O zaman en büyük şey şöyle yani şimdi ya büyüğün yanına oturduğu zaman etrafında oturan arkadaşları işte takılırdı babama. Hadi bakalım yazın ver bakalım oğlan gelmiş bir şey istiyor ver gibi. Ama çok çocuk giremezdi yani çarşıya girmek yasak değil de öyle şeydi yani böyle ne bileyim herkes gidemezdi yani babanın otoritesinden dolayı. İşte çocuğun ne işi var kahvede, evin önünde gitsin oynasın gibi. Kadın giremez diye bir kural yok, bir gelenek var. Yani şöyle diyeyim size, Laikik'in önünde camiye doğru, camiden böyle müftülüğün oradan işte Turabiye'ye gidilir. Yine aynı güzergâhtan geri dön, Neriman'ın fırının önünden tekrar Zafer Okulu'na doğru. Onun içi, daha çarşı merkezi pek işlemeyen, bayan trafiği yönden işlemeyen bir bölgeydi yani. Hep yani sinemalara gidilirdi. Ama onun da şeyi vardı canım yani sinemalarında bir güzergahı vardı gidilebilen yani. Çarşının içinden geçip mesela Çınar Sineması'na gidilmezdi.
arkadan dolaşılır. Çağan Irmak'ın dedelerinin olduğu sinema saray sinemasıydı. Ben onların yapılışını hatırlıyorum. Yani hem Çınar Sineması'nın hem saray sinemasıydı. Altı kapalı, üstü açık. Çınar Sineması şu andaki park olan yerin üst tarafında açık hava sineması. Düşünün yani bundan 40 sene önce Seferihisar'da iki tane sinema vardı. Ama tabii başka eğlence yok. Yani kafeler yok, böyle deniz kenarında oturulan bir kültür yok, cep telefonları yok, eğlence. Sinemada gidilir, Türkan Şoray izlenir, Fatma Gerek, Hülya Koçyiğit, işte Tarık Akan, bunlar izlenir. Hayat mücadelesi yoktu, tüketim çılgınlığı yoktu.